Sevgili arkadaşlar, bu videoda size başarıya ulaşmak için bazı engellerin olduğunu ve bu engelleri nasıl aşacağını adım adım anlatacağım. Bu videoyu sonuna kadar izlerseniz o zaman o tuzakları nasıl aşacaksınız? Yani önünüze konacak o takozlar, o engelleri aşıp nasıl başarıya daha kolay ulaşacaksınız? Bu videoda onu anlatacağım. Şimdi sevgili arkadaşlar, genellikle sosyal medyada ve çevreniz tarafından genellikle kolay yollar anlatılmaya başlandı. Yani kulağa hoş gelen cümleler. Bunlar genellikle uzak doğudan gelen, hiç bizimle alakası olmayan, bizim değerlerimize hiç uymayan, bizim inançlarımıza, kadim bilgilerimize hiç uymayan yöntemler. Örneğin kuantum veya kara hipnoz veya evrenden istemek. Bunlar sevgili arkadaşlar kulağa hoş geliyor. Sanki sihirli değnek etkisi olan yöntemler gibi geliyor insana. Bunların maalesef sonu hüsranla, hayal kırıklığıyla bitiyor sevgili arkadaşlar. Bu işi pazarlayabilmek için, bunları hoş gösterip satabilmeleri için değişik değişik isimler kullanılıyor. Bunların başında şu anda moda olan kuantum. Evrenden iste, sürekli evrene enerji gönder. Ve bu şekilde iste yöntemleri var. Bunlar sevgili arkadaşlar sihirli değnek etkisi varmış gibi pazarlanıyor. Bunların sonu genellikle hayal kırıklığıyla bitiyor. Çünkü bir beklentiye giriyor insanlar. Kuantum eğitimine gidiyor. Sonra evrenden bir şeyler istiyor. Veya hipnoz yaparak böyle sihirli değnek etkisiyle hedefine ulaşacağını zannediyor. Veya evrene enerji göndererek zenginliğim çoğalacak beklentisine giriyor insanlar. Ama sonu, açık ve net söyleyeyim, hüsranla bitiyor. Sevgili arkadaşlar, bunların bizim kadim inançlarımızla, değerlerimizle hiç alakası yok. Bunlar araştırırsanız uzak doğudan, Hindistan'dan, karışık inançlardan gelen saçma sapan yöntemler. Bizim değerlerimize uymuyor. Çünkü biz evrenden istemiyoruz. Bizim Anadolu insanı bizim değerlerimizden, bizim inançlarımızda biz evrenden değil 18 bin alemi yaratan Rabbimizden istiyoruz. Ve bilinç altında zaten bir uyuşmazlık oluşuyor. Bunun yanında kuantum diye pazarlanan, bizim kafamıza sokulmaya çalışan, aslında daha alası olan bizde dua yöntemi. Bunun yanında hipnoz diye hızlıca çözeceksin diye anlatılan yöntemler bizim karşılığı sohbet veya telkin sevgili arkadaşlar. O yüzden genellikle bizim insanlarımızda bu yöntemler hayal kırıklığıyla sonuçlanıyor. Şöyle düşünün sevgili arkadaşlar. Sizin arabanız benzinle çalışıyor. Siz benzini bırakır mazot doldurursanız motoru yakarsınız. Ve egzozdan siyah dumanlar çıkar ilk önce. Yani sonuç güzel olacağına sonuçta kara dumanlar çıkar. Onun gibi hayal kırıklığı sadece. Dolayısıyla burada çözüm nedir? Çözüm nedir biliyor musunuz? Birinci maddeyi söyleyeyim size. Çözüm sorumluluğu almak. Yani kafayı kumdan çıkarıp ben bir şey yapacağım, ben bir şeyler yapmam lazım diye sorumluluğu ele alacaksın. Birinci kural bu. İkincisi, sadece isteyerek değil hareket etmen gerekiyor. Yani bir kavli dua var, sözle yapılan dua. Bir de fiili dua var. Yani fiili dua nedir? Hareket etmek, gayret göstermek. Kader gayrete aşıktır çünkü. Hani şöyle bir cümle var. Önce çalışmak, sonra dua, dinin esası kabul olur ancak çalışanın duası sevgili arkadaşlar. Yani çalışmak gerekiyor, gayret göstermek gerekiyor. Sen pedali çevirmeden bisikletin gitmeyeceğini kabul etmen lazım. Gayret gerekiyor. İkinci madde bu sevgili arkadaşlar. Şöyle düşün, sen boksörsün ve senin maçın var. Karşıdaki rakip çalıştı. 12 hafta ne yaptı? Çalıştı adam. O maça hazırlandı. Fakat sen 12 hafta ne yaptın? Sadece yedin, içtin ve sadece evrenden istedin. Yani istedin veya dua yaptın. Öyle düşün. Hiçbir şey yapmadın. Patates kızartması yedin, kola içtin. Peki sonuç ne olacak sizce maçta? Kim kazanacak? Çalışan kazanacak değil mi? Peki sana ama ne öğretildi? Sen evrenden iste.
kuantum yapalım veya hipnozla hayatın değişsin. Sana hep bunu öğrettikleri için sen de hiçbir şey yapmadın. Kafayı kuma gömdün ve sürekli ümit ettin. Kısa yoldan hedefine ulaşmaya çalıştın. Bir şey yapmadığından dolayı kaybedeceksin, hayal kırıklığına uğrayacaksın. Çözüm, harekete geçmek, gayret göstermek, fiili dua yani çalışmak. Çalışırsan, gayret gösterirsen, tabii birincisi sorumluluk almak ve o şekilde hayal kırıklığına uğramaz, arzuladığın hedefe hızlıca varırsın. İkinci madde bu. Üçüncü madde de sevgili arkadaşlar en önemlisi sorumluluğu ele aldın, gayret gösterdin, çalıştın. Üçüncü madde de evrenden değil, evrenden tam 18 bin tane yaratan Rabbinden isteyeceksin. Yani doğru yerden isteyeceksin. Sen yanlış telefon numarası basarak arzuladığın kişiyi arayabilir misin? Senin arzuladığın kişi Ahmet veya Mehmet, ulaşmak istiyorsun ama onun numarasını aramıyorsun. Başka bir numarayı arıyorsun. Ulaşabilir misin Ahmet'e veya Mehmet'e? Ulaşamazsın. Onun gibi düşün. Doğru frekansa girmen gerekiyor. Doğru yerden istemen gerekiyor. En önemlisi bu üç maddeye dikkat etmek. Bu konulara dikkat edeceksin. Bunlara dikkat edersen işte o zaman gerçekten başarıya ulaşırsın. Başarıyı arttırmak için önemli bir konuyu daha eklemek istiyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi kan grubu. Senin kan grubun örneğin A kan grubun var. A kan grubuna B kan grubu verilmez. Uymuyor çünkü. Yan tesiri olur. Sana zarar verir. Sen Almanya'da yaşıyorsun. Türkiye'den bir uzman B grubu. Sen A grubundasın, o B grubunda. Yani senin rehberin veya sana anlatılan konu, nasihat neyse, çözüm sana uymuyor. Çünkü sen Almanya'da yaşıyorsun. Almanya'da yaşayan bir gurbetçisin, bir Müslümansın. Fakat Türkiye'deki bir vatandaş, B grubu, bir uzman veya onun yöntemi sana neden uymuyor? Çünkü Türkiye'deki kişi, uzman seni tanımıyor. Seni zaten anlamıyor. Çünkü gurbet yaşamamış. Sen 30 seneden beri Almanya'dasın. Senin çektiğinin binde birini çekmemiş. Onun anlattığı yöntem ve taktik sana uymuyor. Gurbetteki Türk, Müslüman, gurbetçiye yaramıyor, işe yaramıyor. Sadece üstünden yüzeysel olarak belki bir faydası oluyor. O yüzden hayal kırıklığına uğruyorsun genellikle. Veya şunu da söyleyeyim. Sen Almanya'da yaşıyorsun, Avrupa'da yaşıyorsun. Senin dinini bilmeyen, senin değerlerini bilmeyen veya saygı duymayan, pencere kapak birbirine uymuyorsa, yani sana anlatılan nasihatler, yöntemler ve teknikler veya uzmanlar sana uymuyorsa, orada da hayal kırıklığına uğrayacaksın. Örneğin senin değerlerini hiç tanımayan, bilmeyen, inancını bilmiyorsa, senin düşünce kalıbını bilmeyen yabancı birisi sana faydalı değil, zararlı olacak zaten. Bununla beraber bu kişiler eğer gerçekten uzmansa o ne diyor? Sen senin dininden, senin inançlarından, senin dilinden konuşan birisi varsa ona git diyor. Ondan danışmanlık al diyor. Veya onun anlattığı yöntemleri uygula diyor genellikle. Burada şöyle bir çerçeveyi çizeyim, toparlayalım. Seni anlayan, senin dilinden konuşan, senin dininden bilgisi olan, senin değerlerine saygısı olan ve o konuda uzman olan bir uzmandan veya onun anlattığı tekniklerden faydalanabilirsin. Bunun diğer alternatifi de sadece hayal kırıklığı, başka bir şey değil. Bununla beraber yine eklemek istediğim bir konu daha var. Kaliteden asla şaşma. Şimdi sen bir araba aldığını düşün. Sıfır araba aldın. Bu arabaya en iyi yağ koyarsın değil mi? En iyi yağ nedir? 0.30. En iyi, en kaliteli yağ. Sahip olduğun arabaya kalitesiz bir yağ koyduğunda sonucun ne olduğunu bilirsin değil mi? Arabaya bu kadar değer veriyorsun. Kaliteli yağ koyuyorsun. Peki neden kendine araba kadar önem vermiyorsun? Arabaya değer verdiğin kadar. Neden kendine değer vermiyorsun? Asla kaliteden şaşma. Çünkü ucuz alacak kadar zengin değilsin. Örneğin bir yerden eğitim alıyorsun. Mesele eğitim almak değil. Mesele senin problemini çözecek
eğitime almak. Mesele sadece eğitime katılmak, seminere katılmak, o anda mutlu olmak, bir hafta gaza gelmek, motive olmak değil ki. Gerçek olan ne biliyor musun? Mesele, gerçek mesele o eğitimin, o seminerin senin hayatın boyunca yaşayacağın o problemi kalıcı bir şekilde çözmesi. Gerçek olan bu. Kalite bu. O yüzden arabaya verdiğin değerden daha fazla kendine değer vermen gerekiyor. Yani sen sana uymayan, sadece adı eğitim diye, seminer diye ucuz bir eğitime katılırsan bu eğitim seni ileri taşımayacak. Bu eğitim sadece senin kafanı karıştıracak. Bu eğitim sana uymuyor çünkü. Sana uymadığından dolayı sadece sen eğitim var diye ona katıldığında beklentiye gireceksin, bir şey çözülmeyecek. Hayal kırıklığına uğrayacaksın. Sadece bu olacak. O yüzden kaliteli, sana uyan eğitimlere katılmanı tavsiye ediyorum. Şöyle bir misal verebilirim. Bazı insanlar 150 kilo, 150 tane diyetle alakalı kitap okumuş. Veya 150 tane seminere katılmış. Ama hala 150 kilo. Hayatında bir şey değişmemiş. Neden? Çünkü kalitesiz, kendisini harekete geçirmeyen kitaplar ve seminerlere katılmış. Kalitesiz olana odaklanmış. Sadece bir kaliteli programa katılsaydı, gerçekten onun işine yarayacak o kitabı okusaydı, o zaman 150 kilodan arzuladığı 70 kiloya düşebilirdi. Mesele kalıcı değişim sağlamak. Mesele sertifikaları alıp duvarlara asmak değil. Mesele eğitime katılıp sağda solda hava atmak değil. Mesele hayatındaki problemi çözmek. Doğru bir eğitim senin hayat yolculuğunu kolaylaştırıyor. Ve sen o şekilde arzuladığın hedefe ulaşıyorsun. Sevgili arkadaşlar, eğer gerçekten arzuladığın o hedefe ulaşmak istiyorsan, yani arzuladığın o başarı veya zihnindeki o hayal kurduğun o amaca ulaşmak istiyorsan, o zaman bu anlattıklarımı ciddiye al, kalbine yerleştir, gönlüne yerleştir. Yani tam inan ve harekete geç. Sonra hayatına yansıtmış olursun. Eğer hayatına yansıtırsan sen de arzuladığın o hedefe ulaşırsın. Sen de başarırsın. Başarılı insanlar hep böyle başardı. Yapman gereken bu anlattıklarımı hayatına yansıt. Bu anlattığım konular çok önemli bilgiler içeriyor sevgili arkadaşlar. O kadar önemli ki bu anlattıklarımı not al ve gerekirse tekrar izle ve hayatına yansıt. Biz yıllardan beri Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza bu konularda yardımcı oluyoruz. Danışanlarımız kişilik özgüven konusunda, meslek konusunda, finans konusunda, sağlık konusunda ve aile konusunda arzuladığı hedeflere ulaşabildi. İş hayatında başarı, özel hayatında huzurunu arttırdılar. Eğer sen de bu konularda bizim sana yardımcı olmamızı istiyorsan bizimle iletişime geçebilirsin. Bizimle iletişime geçebilmenin bir yolu var veya tek yolu var. O da videonun altındaki linke tıklayıp formu doldurup göndermek. Şimdi hemen videonun altındaki linke tıkla, formu doldur ve gönder. Ön görüşmede görüşmek dileğiyle, hoşça kal.